Radyo Gazetesi ile birlikteliğimiz devam ediyor. Programımızın ikinci zaman dilimindeyiz. Birinci bölümümüzde Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Sayın Oğuz Köse bizimle birlikteydi. Hemşireler ve Ebeler yarın devlet hastanesinde bir saat sürecek bir uyarı grevi gerçekleştiriyor. Bunun nedenlerini ve bunun dışında da yaşanılan sıkıntıları konuştuk az önce Sayın Köse ile birlikte. Ve bu kez Lefke'yi konuşacağız. Lefke'ye serbest liman kurulacak dendi ve bir kaos yaşanmaya başladı. Lefke'de dolayısıyla çevre örgütleri de bu konuda sıkıntılarını, endişelerini dile getiriyorlar. Gerçekten bu limandan bahsedilirken aslında sonrasında petrol dolum tesisine çevrilmesi konusunda da bunun endişeleri var Lefke'de sivil toplum örgütlerinin. Detaylara konuşmaya çalışacağız. Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinasyon Komitesi üyesi Sayın Atilla Karadere, hoş geldiniz hoş diyelim size. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Sayın Tamer Dayı oldu. Size de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Lefke'de birçok sıkıntı var. Bir yandan CMC atıkları konusu, çevreye verdiği zarar hep konuşuldu, tartışıldı. Bununla birlikte de yarattığı sağlıktaki olumsuzluklar da hep konuşuldu. Çok fazla kanser vakası oldu. Bunun nedenleri üzerinde çok konuşuldu, çok fazla program yapıldı. Fakat bir liman projesinden bahsediliyor ve serbest bölge deniliyor. Fakat bununla birlikte siz daha farklı endişeleriniz olduğu, daha farklı duyumlar, bilgiler elde ettiğiniz ve bunun da çok açıklanmadığı üzerinde durdunuz. Daha önce de yine düzenlediğiniz basın toplantısıyla da yapmış olduğunuz açıklamalarda. Nedir endişeleriniz? Bahsedilen proje nedir ama esas hedeflenen nedir? Sizin endişeleriniz hangi yöndedir? Sayın Karadere, sizinle başlayacak olursak sohbetimize ne olur değerlendirmeniz? Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Günaydın. Seyreden herkese de günaydın. Şimdi başlangıçta rapor elimize geldiği zaman ya da elde ettiğimiz zaman şöyle raporu bir dakika göstereyim ben. Şu rapor elimize geldiği zaman biz ümitlendik, sevindik. Çünkü bölgemizde bir limanın yapılmasını uzun zamandan beri bekliyorduk, istiyorduk. Balıkçıların da bu konuda ciddi beklentileri vardı. Çünkü büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hala da yaşanmaktadır. Liman projesi gündeme geldiği zaman sevindik. Fakat yeni istihdamlardan bahsedildi. Bu projeyle birlikte sadece, gümrük, çok yönlü bir evet, montaj, yenileme, gemi bakım onarımı gibi her türlü liman aktivitesi, evet, hizmet verilmesi öngörüldü. Evet. Yeni istihdamlardan bahsedildi ama tabii ilk etapta bölgeyi sevindirecek bir gelişme olarak görüldü bu. Şimdi başlangıçta işte dediğim gibi böyle bir rapor bizi umutlandırdı ve sevindirdi. Tabii ki sivil toplum örgütlerinin temel görevlerinden bir tanesi de yani artık 90'lı yıllardan bu tarafa oluşan çevrecilik anlayışıyla beraber bu tip yatırımlar artık inceleme altına alınıyor. Özellikle CMC konusunda da bilimsel çalışmaya çalıştık. Öyle yürüdük ve o zaman da mesela iki tane büyük şey yapmıştık biz. Dolayısıyla bu raporu da elimize aldığımız zaman önce bir okuduk, dağıtımını yaptık, sivil toplum örgütlerine dağıtımını yaptık. Ben de raporu okudum, satır satır inceledim, altlarını çizdim ve belli bulgulara ulaştık. Yani işte o noktadan sonra bir takım kuşkularımız belirmeye başladı. Onu destekleyen başka bir şeye daha ulaştık biz daha sonra. Yani bu rapor tek başına belki bizi şeyde bırakabilirdi. Yani savunduğumuz fikirleri, savunduğumuz noktada emin olamayabilirdik. Ama daha sonra elde etmiş olduğumuz başka yazışmalar bizi iyice kuvvetlendirdi. Nedir bu yazışmalar? Mesela Yaga'nın, burada göstereyim. Yaga'nın yazışmaları var devlet daireleriyle. Mesela Derviş Bey Simler'le yazışması var. Ne zaman? 11.1.2011 tarihinde Sayın Sadık Ulupınar Devlet Emlaklı Malzeme Dairesi Müdürü adıyla yazışmaları vardır. Yani baktığımız zaman mesela ben ilk paragrafına şöyle hemen bir göz attığım zaman kayıtlı yazınızda, ilgili kayıtlı yazınızda konu arazi üzerinde akaryakıt sektörüyle ilgili yatırım faaliyetlerini diyor. Hemen bakın açık, çok açık, net.
Yani burada bulmuş olduğumuz bulguları burada destekler nitelikteydi. Daha sonra farklı yazışmalar daha var elimizin altında olan, elde etmiş olduğumuz. Şimdi tabii ki tener mi, taner mi tartışmalar var. Daha sonra ona da bir dokunuruz da. Şimdi bu da tener işletmeciliği, gemi konağı, akaryakıt, depolama ve dağıtım tesisatı altında. Bakın gayet net bilgiler var elimizin altında. Bunlar biz yazmadık. Bunlar onların kendilerinin çalışmaları. Tener tabii ki ekonomik bir yatırım olarak düşünüyor. Neler yapacağını, o limandan ne gibi getiriler, katma değer elde edeceği konusunda bölgeye güzel bir yüz gösterme çabası vardır belli bir yere kadar. Ama birazcık dikkatli bakıldığında satır araları ve başlıklar bize oradaki tehlikenin boyutunu verir. Yani petrol dolum tesisiyle burada yapılacak liman adı altında yapılacaklar arasında pek bir fark yok. Yani liman mıydı, petrol dolum tesisi miydi, rafineri miydi falan filan gibi işte o kaos dediğimiz olay burada birazcık netleşiyor. Yani net miydi değil miydi, kaos falan filan derken yani şimdi birilerinin çıkıp da bize demesi lazım ki tamam öyle bir şey gördüğünüz var ama onlar hep düzeltilmiştir, yoktur öyle bir şey. Biz doğrudan doğruya oraya bir liman yapacağız. Bölgeyi kalkındıracak, geliştirecek. Hem balıkçıya hizmet edecek, hem özellikle o bölgeye, genelde ülkeye, ülke ekonomisine katma değer katacak, getirecek. Biz oraya bir yat limanı ve onun yanında belki daha farklı amaçlar için kullanılmak üzere ama temiz yatırımlar için kullanılmak üzere bir liman planlamaktayız diye düşündüklerini bu şekilde ortaya koymalarını bekleriz. Bir kere şeffaflık yok. Yani bunu bu şekilde anlatırken hemen aklım takılıyor. Biz bunları el altından bulduk. Yani bir şekilde bizlere sızdırılıyor. Bir şekilde paylaşılıyor. Çünkü memleketimiz küçük. Herkes yani artık çevreye saygı da artıyor. Doğru işlerin yapılmasını isteyen insan sayımız oldukça çok. Dolayısıyla bir şekilde de geliyor bu tip belgeler. Dolayısıyla şeffaflık noktasında da büyük bir eksiklik görüyoruz. Mesela İSPİ, örnek vereyim. Yani tabii o da tam görevlerini yapamıyor, onu söyleyeyim ama en azından gelip halkla bazı şeyleri geniş katılımlı bir şekilde. Yani şu anda ülkeyi idare eden insanlar, bölgeye halkı, işte muhtarlarından tutun da tüm sivil örgütlerinin davet edilmiş olduğu geniş kapsamlı toplantılar yapılıyor ve belki arpa boyu yol alınıyor yapılan işlerde ama bir paylaşım vardır orada. Orada da bir liman projesi var. Yani burada kaosun içerisinde onu da gitmek gerekir. Bu da zaman zaman fikir beğen eden arkadaşlarımız arasında bunlar da gündeme getiriyor. Ya işte deniyor. Zaten bir liman düşünüyorsunuz şeyde ya da İSPİ bir liman düşünüyor. Tam CMC'nin olduğu noktada biliyorsunuz alanı gemi giriş noktasında. Şimdi başka bir liman projesi. Hemen şöyle kuş bakışı baksanız 2 kilometre ötede farklı bir liman projesi var. Bu da kaosun büyümesine neden oluyor. Yani yarın o bir gün İSPİ veya da Metin Bey ne oluyor diye onun da bir ses vermesi gerekecek. Limanı biz yapacağız, o da diyebilir. Evet. Tabii onun yapacağı liman da zamanı geldiğinde ayrı bir tartışma konusu olabilir. Yani nasıl bir liman olacak? Şu anda elimizde o tip bir çalışma olmadığı için pek bir şey görünmüyor. Bir de şuna ben gördüm. Bir şey daha söyleyeyim de ben sözü Tamer Bey'e bırakayım. Bir de hep chat raporu diye söylenir ama bu bir çalışma, orada yapılacak olan işlerin bütünü diye ben bakarım. Genellikle bu raporun içerisine. Geçmişte petrol dolum tesisiyle ilgili de hemen üzerine baktığınızda çevresel etki değerlendirme chat raporudur diye sunuluyor ama şöyle 37. sayfayı da açtığınızda 37. sayfada da burada da tüm yazılı resmi onayların ve izinlerin ardından chat raporu hazırlanması, avant proje hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir
gibi ifadeler vardır. Bu da insanda soru işaretleri yaratıyor. Bu chat raporuysa başka chat raporu mu hazırlanacak? Şimdilik bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sizin endişelerinizi alalım Sayın Dayoğlu. Şimdi bizim kaygılarımız daha fazla, kaygılarımızı güçlendiren bu bulgular var. Yani biz bakarsak YAGA'nın verdiği rapora, bunun ikinci sayfasına dönersek, burada teneffüs limitinin diyor var olan hedefleri adı altında teneffüs yağ fabrikası, madeni yağ fabrikası, akaryakıt dağıtımı, madeni yağ pazarlama firması, antrepo kurulması, bitümen tedariği ki bu da asfalttır. Asfalt ve rafineri kurulması diyor. Yani bizi kaygılandıran bunlardır. Bunları siz liman adı altında yapıyorsunuz. Burada bu resmi bir rapor. YAGA'nın verdiği resmi bir rapordur. Şimdi bu rapor, ben bu rapora mı inanayım? Chat raporuna mı inanayım? Şimdi burada bir şey var. Sorun. Yani biz burada buna izin vermemiz imkanı yoktu. Lefkeçi Tanıtma Derneği olarak biz bu konuyla ilgili iki kere ben yönetimle toplantı yaptım. Toplantından hiçbir süre verilmeden bunun kesinlikle karşı çıkamasına karar verildi. Bak açık söylüyorum, iki kere yaptım. Toplantıyı bir demokratik yoldan ve karşı çıktık. Ondan sonra bu toplantılar biz Lefkeçi Tanıtma Derneği'nde platformla yaptık. Arkadaşlarımızla yaptık. Herkes kaygılarını dile getirdi. Şimdi burada bu durdukça burada bu maddeler biz buna karşı çıkacağız. Benim istediğim şuydu. Bu yaklaşık 20 günden beri tartışmaya devam ediyor bu konu. Gazetelere çıktı. Arkadaşım Atilla, dostum Atilla televizyon programına çıktı. Bu açıklamaları yaptı. Radyoya canlı bağlantılara bulunduk. Bu kadar zaman bu tartışma sürerken ilgili bakanlık ve YAGA başkanı neden çıkıp demiyor? Arkadaşlar bu böyle değildir. Çıksın bize desin ki yanlışlı düşüneceğiniz, ben Lefke'ye geliyorum, Lefke'li sizlerle bir toplantı yapalım, size asıl olayı açıklayayım, belki bu ölmüştür, yenisi vardır falan desin. Öyle bir şey de yok. Biz kendi bir tarafa savaş veriyoruz, karşımıza muhatap da bulunuyoruz. Bu da suçlu bir çocuk gibi karşımıza duran bir devlet var veya YAGA var. Biz şimdi bunlar öte ne yapmamız gerekir? Biz savaşmaya devam edeceğiz. Kaygılarımızın başka yönü var. Niçin kaygılanıyoruz? Eğer bakarsak chat raporu dedikleri belgede burada zehirli atık arıtma odası kurulacağını bahsediliyor. Bu zehirli atık arıtma odası ne olduğunu bize bilgi vermiyor. Zehirli madde mi gelecek buraya?